Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz diyeceğim ama şu an Camcord gizli yayınındayım ben. Biliyorsunuz daha önceden benim abonelerim, yani abonelerime özel premium kazanma şansı, yani sadece benim izleyicim olma şansını ilk abonelerime vermiştim. Şimdi yeni gelen arkadaşlar soracak, abi yeniden olabiliyor muyuz diye. Öyle bir şey yapma şansımız yok. Şimdi bu yayını zaten hiç kimse izleyemiyor. Bunu YouTube'a atacağım zaten. Beni izlerken şu an YouTube'dan izliyorsunuzdur mutlaka ki. Şimdi gençler, Camcord yayınında eğer az önce ben deneme yaptım, sıkıntı yok. Bundan sonra kendi oynadığım oyunlar var, bu tarz oyunlar. Ben bu oyunun ikinci versiyonunu oynamıştım. Üçünü oynayamamıştım arkadaşlar. Denemiştim ama oynayamadım, hiç zamanım olmadı. Bu oyun bayağı kaliteli bir oyun. Şimdi dördüncü oyunu da acayip grafik olmuş. Gördüğünüz gibi az önce bir deneme test yaptım. Bu etabı oynadım yani az önce. Gerçi bir daha çıktım, bir daha başlamamız gerekiyor ama şu an grafikleri, yani fark ettiğinizde zaten acayip bir grafiğe sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Camcord yayınına değinmek istiyorum tekrardan. Şimdi buradan yayın yapıyorum ama siz görüntü kalitesini beğenirseniz eğer, böyle uzun süreçli kendi oynadığım oyunları oradan canlı yayında oynayacağım bundan sonra. Bundan sonraki yayınımı da sadece abonelerime özel yapacağım ama burada arkadaşlar biraz donma yaşanıyor. Görüntü kalitesini bayağı bir arttırdım. Zaten fark etmişsinizdir büyük ihtimalle ama ara sıra donma ve böyle hani piksel kaliteli bir yayına dönüyor. Çok az kısa süreli bir şekilde oluyor. Çünkü yayını çok acayip derecede arttırdım. Şu an kimse beni dinleyemiyor ama YouTube'dan zaten beni izleyeceksiniz ki şu an oradan dinliyorsunuz yani. Şimdi evet, bunu da aldık ve burada acayip etkilendim ben yani ya. İlk etap bile olsa beni bayağı bir etkiledi bu oyun. Yani daha önceden biliyorsunuzdur, belki oynuyorsunuzdur. Beraber de oynanıyor bu. Bana hani nasıl davet atılıyor şu an bilmiyorum. Eskisinde ekleniyordu çünkü. Atarsanız hatta beraber bile oynayabiliriz. Canlı yayında. Yani davet ettikten sonra oynayabilirim yani. Hiç sıkıntı yok. Ama dediğim gibi işte bir test yapalım dedim. Siz de tabii ki de kendi yorumlarda belirtirsiniz. Eğer abi kötü mü iyi mi diye oradan yazarsınız. Yani yorumlarda mutlaka belirtin. Nereye gideceğiz değil de şu yukarı basmamı istiyor. Şöyle bir dolanayım. Şu an bende hiçbir donma yok tabi ama yayında donma oluyorsa onu göremiyorum arkadaşlar. Yani ara sıra dediğim gibi çok fazla böyle, özellikle bakın burada bayağı bir insan var şu an. Ve tabii ki de bu lag yaratıyor otomatikman oyun içi. O da benim yayınımı etkiliyordur büyük ihtimalle. Yani anlayacağınız, multiplayer oyunu oynamazsam, normal bir oyun oynasam burada arkadaşlar hani böyle lag sıkıntısı falan olmayacak ve piksel görünüme dönüşmeyecek. 144p diyelim ya da onun düşüğü bir yayına dönüşmeyecek. Aslında güzel gidiyordur yani şu an büyük ihtimalle hani anlayabiliyorum orada, çünkü bir donma falan yaşanıyor bende de ara sıra lag'dan kaynaklı. O yüzden diyorum, bu da öfkeymiş galiba, acayip bir şey. Oha, dehşet bir şey. Harbiden süper bir şey. Acayip derecede grafik kalitesi arttırılmış. Yani 2 ile 4'ün arasında acayip derecede bir fark var. 3'ü de biliyordum ama 3 de aslında o kadar etkileyici değildi benim için. Ama bu harbiden olmuş bir oyun yani. Belki bunu oynayan benim abonelerim de vardır yani, bilmiyorum ama. Yani daha önce burada bu oyunda bir tanımadığım insanlarla bile kaç defa beraber oynadım, ne bileyim böyle bosslar falan vardı. Üçünde nasıl olduğunu bilmiyorum. İkisinden bahsediyorum şu an. Onları öldürmeye gidiyorduk mesela beraber. Hiç tanımadığınız insanlarla sohbet ediyordunuz. Burada sohbeti bulamadım ben bu arada. Gerçi bakmadık ama. Solo modda şu an, tekli oyuncu modunda. Biraz sonra 3 seviyede açılıyor galiba. Eskiden 15 seviyede açılıyordu. Yani yanlış hatırlamıyorsam tabii ki de. Ben ikisinden bahsediyorum arkadaşlar. 15 seviyede ve ondan sonra sanırım Facebook adresinizle beraber başka kişilerle oynayabiliyordunuz. Şimdi 4 level'ız galiba. Bilmiyorum, anlamadım. 3. seviye falan bir şey diyordu ama. Upgrade karakter, skill'leri güçlendirebiliyorsunuz. Onları zaten anlarsınız. Kolay bir şey. Tabii ki de kılıçlarınızı, baltalarınızı falan, onları değiştirebiliyorsunuz. Oyuna bakmanız gerekiyor aslında. Benim sadece böyle anlatmam yetersiz. Çünkü ben sadece şu an test amaçlı girdim bu oyuna. Ve tabii ki de ne olacağını ben de bilmiyorum. İnşallah iyi bir yayın olur ve ben de aynı şekilde YouTube'a aktarabilirim. Çok kötüyse aktarmam ama normal bir şey gidiyorsa onu aktaracağım. Sizin yorumlarınıza bağlı olarak ben de oradan canlı yayın yapacağım. Yani sizle beraber oynayacağım oyunları oradan yapacağım. Diyelim ki Minecraft Hunger Games, Survival Games oynuyoruz, oradan yapacağım arkadaşlar. Şimdi burada
Şunları bir halledelim. Bu arada acayip bir lag girdi burada. Herhalde videoda da öyle bir şey olmuştur mutlaka ki. Anlayabiliyorum yani onu da. İşte oyundan kaynaklı biraz sıkıntı var burada. Bir server, tek server açılmış arkadaşlar. Normalde 3 server açılıyordu. Amerika, Avrupa ve bir de global server vardı. Herkesin girebileceği. Burada şu an tek server var. Neden server sayısını fazla yapmamışlar? Hani galiba bütün oyuncuları bir yerde toplamak istemişler. Genel bir server yapmışlar. Belki ileride gelir arkadaşlar. Bu arada oyunu indirmek ücretsiz, ancak ülke ile ne bileyim cihazınız uyumlu değil ya da bu ülkede kullanılamıyor yazısını görüyorsanız eğer APK olarak indirmenizi tavsiye ederim. Onu da aşağıda vereceğim zaten. O da Can abinizin sitesinden indirebilirsiniz. Ben gerçi normal olarak indirdim. Çünkü Hollanda kaynaklı bir maille sahip olduğum için oradan direkt otomatikman indirebiliyorum. Çünkü genelde Hollanda ve Avustralya kaynaklı oluyor. Yani genel paylaşımlı oyunlar. O yüzden bir de birkaç ülke daha vardı ama şimdi isimleri aklıma gelmiyor. Şunları da halledelim. Burada ne bu ya? Kurt kral mıdır? Ne? Wolf King. Bu nasıl bir şey lan? Adamın üstüne çıkacak. Şunları öldüreyim. Bak bunları da elindeki yaylar da eskiden silah falan düşüyordu ama. Böyle bir şey kalmamış galiba. Bunları iptal etmişler. Zamanında Metin 2'de bir yay vardı. Böyle mor eflatun yay gibi bir şey vardı. Ona benziyor. Ya da ben başka bir oyunda karıştırıyorum. 65 seviyede takılan bir... Yok, şey yayıydı o ya. Vallahi hatırlamıyorum şimdi. Bayağı bir oldu yani. Ona benzettim ama değil. Bu arada 1 dakika 40 saniye içinde bitirmemiz gerekiyormuş. Ben tabii ki onlara bakmadım. Ve yapamadık, büyük bir kayıp oldu burada. Şimdi buradan devam edelim. Burada tabii ki de bir kılıca basabiliyoruz. Artık güçlendirebiliyoruz diyelim. Şimdi 1376'm var. Onlara bakmayacağım arkadaşlar. Fazla üzerinde durmak istemiyorum. Sadece test yayın olduğu için bunu da atacağım ve tabii ki de bu oyunun yeni olduğunu belirtmek amacıyla YouTube'a koymak istiyorum. İnşallah güzel bir görüntü gider. Bu arada tabii ki de solo moddan kurtardık artık. Beraber oynayabiliriz ama bu tabii ki de bir formalite amaçlı bir gösteri oyunu. Şu an o başka birisi yani değil büyük ihtimalle. Yalnız burada acayip derecede bir karmaşa var. Bu arada adamın gücü doluyor mu tekrardan, onu anlayamadım. Normalde dolması lazım. Dolması lazım değil. Daha önce hani sağlık falan çıkıyordu. Adam öldürdüğünüz zaman silah düşüyordu, sağlık çıkıyordu. Şimdi öyle bir şey göremiyorum. Ya da ben bilmiyorum, anlayamadım daha. Ben de ilk defa size girdim sayılır yani. Çünkü ilk etap öğretici etaptı. Orayı atladıktan sonra direkt hemen yayını başlattım arkadaşlar. Burada ne var? Buraya gidilmiyor galiba. Şunları öldüreceğiz illa. Oğlum ben kendi adamı mı vurdum? Ne oldu lan? Adam takıldı kardeş. Orada bıraktı lan. Ne oluyor? Adam havada takla attırdım adama. Evet, harika. Bizim adam gitti. Mal ya. Mal ya. Arkadaş oyun bozuk ya. Takıldı kaldı adam orada. Mal mıdır nedir lan? Garibim. Yazık oldu sana. Aptal. Şimdi şurada çıkanlar var ama bu arada bizim de sağlığımız dolmuyor. Bunlar acayip köklü ya. Oha kaç yiyor lan bu 36. Ben mi vuruyorum 36? 12 götürüyor. Oha 18. Kritik çakıyor. Oha gidiyorum lan. 16. Komboymuş o ya. Ben sağlık diye bakıyordum ama üstte yazıyordu. Geberdik herhalde biz de. Sağlık nasıl doluyor ya? Yenilenmesi lazım. Öyle bir skillimiz var mı acaba? Aslında kalkanı devreye sokabilirdik. Anlamadım şu an. Harbiden bir daha denememiz lazım. Geberdik gittik zaten. Adam da öldü. Boku bokuna öldü o. En azından biz savaştık. Mal mal hareketler yaptı orada ya. Evet gençler, neyse fazla sıkmayacağım. Bu bir test amaçlı yayındı. Dediğim gibi eğer beğendiyseniz oradan bundan sonra beraber oynayabileceğimiz oyunları oradan canlı yayında oynayabiliriz yani. Bunu beğendiyseniz mutlaka like atın. Kötüyse yorumlarda belirtin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.
Sonic Boom!